Yavrular işte 21 gün sonra artık bu yumurtalar çatladıktan sonra şu olgunluğa gelecekler. 4 hafta sonra şu genç olacaklar. 8 hafta sonra artık üremeye başlayacaklar. Bunlar da yumurta dökmeye başlayacaklar. Ya nem eksik. Sulamak lazım. Bak şu nemli yerlerde yoğunluk fazla. Bak şu evet, yoğunluk orada fazla. Biraz daha fazla yoğunluk. Nemli olduğu için. Hadi küçük şartelleri kaldırsın. Bir de o şofen biz üç arkadaş kendi işimizin nasıl patronu olur diye iş arıyorduk. İnternetten, gerek sosyal medyadan solucan gübresiyle alakalı söylentiler çok geziyordu. İşte çok parası var, iki kat üretim, işletme sürekli büyüyor diye. 6 ay bir süre araştırdık. Yani öyle direkt anlatılana inanıp da girmedik bu işe. Gerek bu işi yapanlarla telefonla, gerekse yüz yüze gidip görüşerek hem olumlu hem olumsuz yanlarını sorduk. Aklımıza yattı. 6 ay sonra başladık bu işe. 100 bin adetle başladık başta. Küçük bir sermayeyle. Riski az olsun diye. İşletme sürekli büyüyen bir işletme. Şimdi çok şükür 3 milyona yakın bir solucanımız var. Nereden baksanız ayda 3 tona yakın gübre üretiyoruz. Bunu önümüzdeki yıl 4 katına çıkarmayı düşünüyoruz. Ayda ortalama 3 ton gübre üretiyoruz şimdilik. Gübrenin tonu 3000-4000 civarı bölgeye ve yöreye göre değişiyor. Biz kendi Elazığ ilimizde 3000 olarak fiyat belirledik kendimizce. Tabii toptan alımlarda daha indirim yapıyoruz. Paket, tek kiloluk veya 2 kiloluk paketlerimiz var. Bunlarda kilo 3,5-4'e maliyet arttığı için satış yapıyoruz. Ortalama aylık gelirimiz giderlerimizi düştükten sonra 10.000, bazı aylar 15.000, bazı aylar daha da azalabiliyor. Bu giderimize göre değişiyor. Tabii bu sadece gübre satışı değil, bu işe girmek isteyen arkadaşlara solucan satışlarımız da oluyor. Ki kendilerine nasıl yapılacağıyla alakalı yardımlarımız da oluyor, desteklerimiz oluyor. Onun da karını eklersek kazancımız 10.000 ve üzeri. Öncelikle solucandan ziyade solucanın yemini temin etmek gerekiyor. Solucanın yemi separatörden geçmiş büyükbaş hayvan gübresi. Biz bunun posasını alıp brandaların altında fermante ediyoruz. 1-1,5 ay civarında. Daha sonra %70 oranında o fermente ettiğimiz gübre %30 da meyve sebze atıkları, yumurta kabuğu, çay posası bunları karıştırıp hayvanlarımıza veriyoruz. Şimdi solucan gübresinin şöyle bir faydası var. Özellikle yeni dikilen fidanlarda %70 oranında bir verim artışı sağlıyor. 15 gün erken hasat sağlıyor. Her şeyden ziyade bizim şu anda topraklarımız kimyasal gübreyle ölmüş vaziyette. Sürekli dayatılmış bir kimyasal gübre var. Ve bunun her yıl maliyeti var. Topraklarımızı öldürüyor. Belli bir süre sonra o toprak artık verimsiz hale geliyor. Solucan gübresi doğal olduğu için hem o toprakta yetişen ürünlere doğal bir aroma katıyor. Hem daha sağlıklı bir şekilde o sebzelerin, meyvelerin olgunlaşmasını sağlıyor. Topraktaki nem oranını çok fazla tuttuğu için sulamadan bir kazanç sağlıyorsunuz. Onun dışında humus oranı çok yüksek. Solucan gübresi içerisinde humus da toprağa çok faydalı. Hatta toprakta doğal olgunlaşması çok uzun süre aldığı için solucan gübresi bu açığı kapatıyor.
Bu topraktaki humus oranını arttırıyor. Bir de verdiğimiz gübre içerisinde solucanların kokonları var. Bu kokonlar da o verdiğimiz gübrenin içerisinde tekrar büyüdükleri için toprakta hem havalandırmayı sağlıyorlar, hem o toprağın daha verimli bir şekilde ürün vermesini sağlıyorlar. Bu işe ilk başladığımız zaman sadece gübre üretme amacıyla başlamıştık aslında. Fakat daha sonra sağlıklı bir birey bu solucanlara verilen yemlerde yumurta kabuğundan, çay posasından, diğer geri dönüşme katkı maddelerinden bahsettiğimiz zaman gerçekten verimin, toprağın verimini arttırma açısından daha iyi hale geldiğini keşfettik. Şu an bu şekilde devam ediyor. Yani tabii ki zahmetsiz hiçbir şey olmaz. Bir zahmet çekiyor insan. Fakat bu tatlı bir zahmet. Neden? Çünkü daha iyi bireyler yetiştirebiliriz. Yani sağlıklı, sonuçta bu gübreden üretilen besinler, sebze ve meyveler gerçekten sağlıklı. Bu şekilde biz bu işin tamamen ticari amaçla değil de gelecek nesiller adına bir şeyler yaptığımızı gördüğümüz zaman daha mutlu oluyoruz tabii ki.